blok zinciri, blockchain. Blockchain nedir, ne işe yarar, dezavantajları, avantajları. Blockchain, blok zinciri. Günümüzde sosyal medya, bankacılık uygulamaları ve gelişmekte olan diğer teknolojiler, cihazların büyük miktarda veri üretmesine neden olmaktadır. Bu verilerin kontrol, yönetim, bakım süreçleri ve güvenli bir şekilde paylaşılması gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Finans sektörünün liderliğinde veri depolama ve veri yönetim arayışlarına her geçen gün yeni bir bakış açısı veya teknoloji eklenmektedir. Bunun son ve en popüler örneklerinden biri blok zinciri, blockchain teknolojisidir. Kripto para birimi Bitcoin'le en popüler zamanına ulaşan blok zinciri teknolojisinin sadece bir sanal para birimi teknolojisi olmadığı açıktır. Araştırmalar merkezi yapıyı sonlandıran ve güvenliği ön planda tutan bu teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Sevgili arkadaşlar, blockchain ağ yapısı dağınık bir yapı göstermektedir. Bu dağınıklık akıllara olumsuz bir ifade getirmemelidir. Yani yapının merkezi olmaması, kontrolün ve bilginin tek bir merkezde tutulmaması anlamına gelmektedir. Bu durum kullanıcıların yapıya olan güvenini yeniden inşa eder. Yani sistemin tek bir merkez tarafından kontrol edilemiyor olması, sistemin tek bir yerden de kırılamayacağı anlamına gelmektedir. Böylece arada aracı olarak yer alacak güvenilir bir ağ olan ihtiyaç ortadan kalkmaktadır. Peki dezavantajları nelerdir? Teknik sınırlar, sistemin kullanım senaryolarına ve uygulama stratejilerine bağlı olarak değişkenlik arz etmektedir. Bu sınırlar, senaryo ve stratejilere göre daha fazla belirgin ya da daha az belirgin hale gelebilmektedir. Kontrol sorunlarına, şifreyi unutan kişilerin hesaplarının kontrol sıkıntısı örnek gösterilebilir. Sistemde açık anahtarlar ve özel anahtarlar bulunmaktadır. Kullanıcıların kendi varlıklarına erişebilmeleri için özel anahtarlara ihtiyaçları vardır. Ve kullanıcılar kendi özel anahtarlarını kaybederse, bu parasını da kaybetmesi anlamına gelmektedir. Ağ teknolojilerinin gelişmesiyle çevrim içi dünyanın genelinde görülen güvenlik sorunları, blockchain sistemleri içinde de karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri de siber saldırılardır. Örneğin ağ denetiminin büyük çoğunluğu siber saldırı sonucu kötü niyetli bireylerin eline geçerse, işlemlerin sıralamasının değiştirilmesi veya bazı işlemlerin kasıtlı olarak işlem dışı bırakılması sağlanabilir veya kişisel veriler tehlikeye girebilir. Değerli arkadaşlar, sonuç olarak blok zincirlerinin gelecekte teknolojinin sunduğu imkanlar dahilinde yeni projelere büyük kaynak oluşturacağı aşikardır. Bugün blockchain teknolojisi içinde iş süreçlerinin nasıl kurulacağı, ilgili amaçlara bağlı blok zincirlerinin nasıl yönlendirileceği, 4. Endüstri Devrimi çağında zincirler sisteminin nasıl çalışacağı gibi soruların yanıtları, firmalar tarafından sisteme bir an önce entegre olabilmek için çalışmalar hızlandırılmıştır. Görünen o ki, blockchain büyük bir dijital devrim dalgasının önemli bir parçasını oluşturacaktır.